Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yepyeni bir rehber bölümünde daha sizlerle beraberim sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle hem ticarete hem kervanlara bakacağız. Kervanları sadece para kazanmak olarak düşünmeyin. Kervanların birçok size etkisi, olumlu yönde etkisi olacak. Özellikle oyunun erken aşamalarında sizin ekonominizi ayağa kaldırmak, büyük ordular kurmak ve klan seviyenizi hızlı bir şekilde yükseltmeniz için oldukça gerekli birlikler olduğunu söylemeliyim sevgili kardeşlerim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Öncelikle arkadaşlar, kervan işine direkt kafadan da girebilirsiniz. Birazcık para toplayıp turnuvalara falan filan katılıp veya birazcık ticaret yapıp veya da seviye 2 olup biraz daha parayı toparladıktan sonra böyle bir ortalama 80k falan paranız olduğunuzda kolay bir şekilde girebilirsiniz. Çünkü ortalama 15k'dan falan bir kervan kurabiliyoruz. Peki bu kervancıları nasıl bulacağız? Bu kervancıların hangileri bizim için iyi? Kervanların hangi yeteneklerini geliştirmemiz gerekiyor? Ve kervancı alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dilerseniz bunlarla başlayalım. Öncelikle kendinize yoldaş bir kervancı bulabilmek için ansiklopediye giriyorsunuz ne tuşuna basıp. Bu noktadan kahramanlar, canlı olması önemli, gezgin diyorsunuz. Ve bu arkadaşları yaşa göre sıralıyorsunuz arkadaşlar. Geçen videomuzda, yoldaşlar videosunda sizlere bahsettiğim üzere yaş çok önemli. Neden? Çünkü siz ne kadar genç yaşta bir yoldaş alırsanız bu yoldaşın yetenekleri ve skilleri daha hızlı bir şekilde gelişir ve sizin dağıtmanıza olanak sağlar. Şimdi biz arenadan perkleri değiştirebiliyoruz ama ana yetenekleri hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Oraya verilmiş puanlar orada kalıyor. Dolayısıyla ne kadar genç kervancı, ne kadar genç yoldaş bizim için aslında oyunun başında bizle beraber gelişmesi için okey. Bazı arkadaşlar yazmış işte biraz daha yaşlı alıp dövüşçülüğü iyi yoldaşlardan alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Oyunun başında sizi korusun istiyorsanız, savaşlardan rahat çıkın istiyorsanız veya işte ufak çapulculardan. Fakat benim tavsiyem onları alsanız bile bir dönem sonra artık yeterli seviyeye gelince onları salın ve gençleri alın arkadaşlar. Çünkü bu noktada size bu kardeşlerin, bu arkadaşların gelişirkenki yetenek nelere vermeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor onu da anlatacağım. Şimdi 21 yaş civarında mesela bakalım Deli Soroç. Bu arkadaşın bir kervanı yok. İlk başta bir ticaret becerisi olanlara bakmamız lazım. Bunlar da genelde hızlı deni falan filan dediği zaman hop ticaret becerisi geliyor babacığım. Bu arkadaşın mesela biniciliği yok. Onda okey. Vekilliği var biraz, serseriliği var. Ama kervan için uygun bir aday. Sağ üst tarafta da bunu nereden alabileceğimizi görüyoruz. Onira diyor mesela. Onira'ya gidelim. Gel ablacığım, peşin satanın birliğine katıl. Hoş geldin. Hoş geldin babacığım. İlk yolda yoldaşımızı aldık. Peki diğer yoldaşlarımızı kimlerden seçeceğiz? Bu da bizim için önemli bir durum. Şimdi bu noktada arkadaşlar seçtiğiniz yoldaşlara özelliklerine bakabilirsiniz. Burada trade perkinin olması ilk etapta çok önemli olmayabilir. Çünkü hızlıca trade özelliği kazanabilir arkadaşlar bu yoldaşlar. Bizim aradığımız birkaç tane özellik var. Özellikle bilinciliğinin olması, taktiksel yeteneğinin olması, hatta izciliği de bir tık olursa bizim için çok daha iyi olacaktır. Şuradan sağa doğru böyle geçerek sonraki sayfa dediğinizde bütün karakterler arasında hızlı bir yolculuk yapabilirsiniz. Özellikle yaşa göre sıraladığımız için de yaşa göre bize karakterler arasında geçiş sağlıyor. Şimdi mesela bir tık daha yaşlı, 28 yaşında baharat tüccarı Wartman varmış. Jankula'nın içindeymiş ve vekilliği 101, ticaret yeteneği de 100 olduğunu görüyoruz. Mesela gidip bu ablayı da alalım biz. Hoş geldin bacım. Hoş geldin bacım. Yine aynı şekilde döndüğümüzde artık bundan sonra arkadaşlar ticaret perki olan yoldaş bulamayabilirsiniz. Hatta sizin açtığınız save'de mesela hiç ticaret perki olmayan mı çıkabilir karşınıza. O noktada bizim için belli başlı özellikleri daha yüksek olan yoldaşları kendimize çekmeye özen göstereceğiz. Mesela şanslı validim aslında bu noktada bizim iyi bir tüccar olabilir zaman içerisinde. Çünkü dövüşçülüğü var, taktiği var, liderliği var. Biraz daha iyi bir dövüşçü olduğu için şanslı validimi de çekelim kendimize. Bir kişi daha alacağız babacığım. Bir daha bakalım şöyle Vlandia'da bak biniciliği var bunun mesela. Bu da gayet iyi. Cesur Oliten Ostikan içindeymiş. Onu da cepleyelim. Şimdi sevgili dostlar yoldaşlarımız 4'te 4 yaptık. Ticaret kasacağımız için ilk etapta bu 4'ünden de kervan kuracağız. Ve bize nasıl bir katkıda bulunacaklar, ne kadar bize yararlı olacaklar bunların hepsini sizlere bu videoda göstereceğim. Ve biz bu arkadaşların yeteneklerini neye göre şekillendireceğiz bunların hepsine bakacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu yanınızdaki askerlere, daha doğrusu yoldaşların hepsinin ata olduğuna özen gösterin. Hepsine birer tane at bir şekilde ayarlayın sevgili kardeşlerim. Atları olmazsa büyük problem yaşayabilirler. Dolayısıyla mutlaka atları olsun. Aynı zamanda kalkan kesinlikle verin arkadaşlar. Kalkanın ne olduğu böyle çok pahalı itemler olmasına gerek yok. Okçuluk yetenekleri varsa da birer tane de ok mutlaka üzerine yayla beraber bu karakterlerin ellerine vermeyi unutmayın.
Evet sevgili dostlar, yoldaşlarımızın hepsine kılıç, kalkan, at, eğer falan hepsini verdik. Bak şuna mesela kalkan vermemişiz. Hemen bunun kalkanını da verelim arkadaşlar. Eksik kalmasın. Hadi al biraz daha iyisini verdim. Yine iyisini abi, arat tüccarı. Hepsinin kalkanı ve uzaktan silahları, yani yayları veya işte arbaletleri at üstünde kullanılabiliyor bazı bildiğiniz üzere. En son gelen peşten sonra bu kundaklı yaylar. Dolayısıyla böyle silahlar da verebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada size ne verdiğiniz aslında çok bir önemi yok. Pahalı itemler falan giydirmekte hiç uğraşmayın. Şimdi sevgili dostlarımız, bu birliklerimiz yanımızda duruyor. Şimdi biz bunlara kervan kurduracağız. Ama sizlere çok önemli bir bilgi veriyorum. Kesinlikle yanınızdaki bütün yoldaşlara aynı şehirden kervan kurdurmayın. Sadece gittiğiniz şehirden bir tane kervan kurdurun. Çünkü bu şekilde kurarsanız buradaki özellikle kervancıların alıp satacağı ürünlerin arkadaşlar uygunlarını ilk çıkan kervanınız alıyor. Dolayısıyla ikinci çıkan kervanınız çok uygun mal alamıyor. Yani pahalıya mal alabiliyor. Dolayısıyla toparlanması için de belli bir süre geçmesi gerekebilir. O yüzden her şehirden mutlaka bir kervan kullan. Şimdi kervan kullanabilmek için arkadaşlar şuradan şöyle karakterlerin üzerine bakıyorsunuz. Üzerinde sahibi olan kervan yazanlardan herhangi birine tıklayıp konuş demeniz yeter. Benim adım Peşin Satan hanımefendi. Adınızı öğrenebilir miyim? Bir kervan oluşturmak istiyorum dediğinizde burada 15 bine bir kervan oluşturabilirsiniz. Veya daha iyi birlikleri içeren bir kervan daha oluşturabilirsiniz 22.500'e. Şimdi oyunun başında ben size bunu tavsiye etmiyorum. Hatta hiçbir döneminde tavsiye etmiyorum. Çünkü bir şey değişmiyor kardeşlerim. 22.500 verip ekstradan fazla para verdiğinizde hayatınızda emin olun hiçbir şey değişmeyecek. O kervanın yıkılacağı varsa çapulcuya da yıkılıyor, başkasına da yıkılıyor. O yüzden 15.000'likten devam edin. Burada ilk olarak mesela baharat tüccarı Batvan'a bir tane kervan kurdalarım. En yaşlımız oydu. Sonra çıkıyoruz babacığım. Birazcık uzaklaşıyoruz artık bu noktadan. Mesela gidelim abi Diatma'ya. Bak bu baharat tüccarı gördüm şimdi bana doğru geliyor. Bu nereye gidiyorsa abi tersine gidin bak. Nereye gidiyorsa yukarı doğru gitti ya. Ben bu sefer aşağı doğru gittim abi. Gideceğim Sargot'tan kuracağım. Yine geldim abi. Bu noktada bakıyorum. Kervancılar kimler var? Demirci. Konuşuyorum hemen. Bir tane daha kuracağım kardeşim. Kervan oluşturmak istiyorum. Al baba. Hızlı deneye kurdur. Eyvallah. İkinci kervanımızı da kurduk. Hızlı deninin çıkmasını bekliyoruz. Hızlı deni çıktıktan sonra biz de ona göre. Evet, hızlı deni sola gitti. O sola gittiyse biz de aşağı gidiyoruz abicim. Ortisya'ya. Yani kervanlarımızın biri buraya, biri buraya, biri bu tarafa, biri bu tarafa gittiğinde bizim için işler daha kolay olacaktır. Daha rahat olacaktır arkadaşlar. O yüzden aynı şehirlere mütemadiyen uğramamalarından emin olun. Üçüncü bir kervan daha oluşturuyoruz. Şanslı Wilding'i oluşturdum. İnşallah aşağıya doğru gelmez. Diyecektim aşağıya doğru gitti kitapsız. Neyse baba bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. O da Aseray bölümüne indi. Bir tane de Poros'un oradan oluşturalım. Evet sevgili dostlar, an itibariyle 4 tane kervanımız Kalradya'nın farklı noktalarında hareket ediyorlar. Ve birazdan bize para kazandırmaya başlayacaklar. Dilerseniz birazcık hızlandıralım. Görelim neler oluyor. Nasıl yetenekleri gelişiyor. Hep beraber bakalım. Evet sevgili dostlar, burada bir durdurayım. Gördüğünüz üzere paramız yoktu. An itibariyle günde 2K sadece kervanlardan gelir oluşturmaya başladık. Ve hiçbir şekilde kervan limiti olmayan Cesur Holiter'den 900, Şanslı Bildim'den 400 ve ticaret yeteneği çok yüksek olan baharat tüccarından 300 kazandığımızı görüyoruz. Ama bunlar tabii ki hemen hemen günlük bile değişiyor sevgili kardeşlerim. Dilerseniz karakter yeteneklerimize girelim, bir bakalım. Bunlar neler yapmış, kimler de level almışlar. Şimdi Hızlı Deni'nin zaten kendi ticaret yeteneği var. Bu noktada bu toptancı ticari mallardan gitmiş, güzel. Ama mesela kervan başı olarak gitseydi bu daha iyi olurdu. Bu aşağıdan gitmesi benim hoşuma gitmedi. Keşke şunu seçseydik. Olsun, yerel bağlantılar aşağıdan İHC'den gitmiş, okey. Bu yavaş yavaş bu yeteneğini dolduracak zaten. Diğer bir karaktere bakalım. Şanslı Wilding. Ticaret yeteneği artmış arkadaşlar. Bu noktada ticari malların satış cezası diye tıklayacağız. Ticari mallara odaklanmasını sağlayacağız bu karakterimizin. Şu anda başka bir yetenek veremiyoruz. İzcilik açılmış. İzcilik de kesinlikle arkadaşlar bizim için hız bonusu. Günlük, gündüzleri seçmeniz sizin için daha avantajlı olur. Hem görüş menzili veriyor hem de %2 hareket hızı. Gündüzleri daha hareket etmeleri daha olası, daha mantıklı geliyor bana. Bu noktada diğer karakterlerimize baktığımızda onların da seviyeleri yavaş yavaş gelmek üzere. Evet, mesela bakın baharat tüccarı Batvan'da kervan başından gitmiş. Güzel. Bu noktada aşağıdan gidebilirdi. Daha iyi olurdu. Dağıtılan mallarla, tüccarlarla çözülen 20 altın. Bu da çok önemli bir perk değil. Ama bundan sonraki perkler de önemli. Dilerseniz burada yine ticaretine verelim. Gelen bütün puanları izcilik, ticaret ve binicilik ve taktisyenlik. Buralara paylaştıracağız arkadaşlar. Bunlar bizim için oldukça önemli. Dilerseniz biraz daha devam edelim.
Bakın bu noktada kervanlarımız aynı noktalara geldi arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bizim gelirimizi düşürecektir. Şimdiden zaten 700'e düştüğünü görebiliyorsunuz. Günlük 1K'ya, 2K'ya. Yani kervanlarımız ne kadar aynı noktada gezerse arkadaşlar o kadar daha az para kazanırız. Ne kadar Kalradya'da dağılarak dolaşırlarsa o kadar fazla para kazanırız gibi bir durum var. Çünkü bir şehirde ucuz olan bir malı giren bir kervancımız alırken diğer gelen kervanımız da şehirdeki pahalı malları almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu bize herhangi bir kar getirmiyor. Haritada bazı günlerde mutlaka ve mutlaka kervanlarımız çakışabiliyor arkadaşlar. Siz dediğim gibi şehirleri bir mümkün olduğunca farklı farklı kurarsanız kervanlardan çok ciddi bir gelir elde edeceksiniz. Her gelen yetenekte kesinlikle beklemeyin arkadaşlar. Hemen kervancınızın yeteneğini açın. İkinci de kesinlikle kervan başına verin. Ne kadar fazla malzeme taşıma kapasiteleri artarsa o kadar iyi olacaktır kervancılarınız için. O yüzden bu perkleri kesinlikle boş geçmeyin. Kendiniz de verirken yine kendiniz de ilk etapta ticari malları seçebilirsiniz. Kervancılık yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca kendiniz hakkında bir bilgi daha vereyim. Bu oyunun sonunda yani ticaret yeteneğinin sonundaki perkimiz her şeyin bir bedeli var. Bu perki açmanız için arkadaşlar buradaki sosyallik yeteneğinizi 10 yapmanız gerekiyor. Yani gelecek bütün yetenekleri buraya basacaksınız. Bunu 10 yapacaksınız ve ticareti fullleyeceksiniz. Tabii ki o arada da ticaret kasmanız gerekiyor sevgili kardeşlerim. Siz ticaret kastıkça zaten kervanlarınızdan da bir miktar ticaret kazanıyorsunuz geldi gidip geldikçe. Burada her şeyin bir bedelini var açtığınızda artık şehirleri ve kaleleri oraların lordlarıyla konuşurken takas edebileceksiniz para karşılığında, elinizdeki kale karşılığında veya elinizdeki ürünler karşılığında şehirlere direkt tek bir kılıç sallamadan sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer önemli bilgi de sevgili kardeşlerim, siz eğer bir krallığa katılmadığınız sürece şehirler şehirler dolaşıp ticaret yapıp veya işte turnuvalara katılıp bir yandan klan seviyesi kasarken bir yandan ordularınızı geliştirirken bir krallığa katılmadığınız zaman kervanlarınız çok daha sağlıklı bir şekilde haritada ilerleyecektir sevgili kardeşlerim. Çünkü siz savaşa girdiğiniz zaman karşı tarafta birçok lord olduğundan dolayı kervanlarınızı köşeye sıkıştırıp sıkıştırıp kesecekler. Siz bunlara çok fırsat vermeyin. O noktada savaşmadan önce yani bir orduya katılmadan bir krallık kurmadan önce arkadaşlar mutlaka ve mutlaka kervanlarınızla bu şekilde kendinizi geliştirin, hızlı bir şekilde para kasın. Bakın bir senede neredeyse ortalama 230K'ya yaklaştı paramız. Çatır çatır günde bir 1K, 2K, 1K, 2K para yağıyor. Bu tabi oyunun birçok ticaret olarak da değişkenliği var. Mesela iki krallık savaşa girdiğinde o krallıkta ürünler azalabiliyor. Pahalılık başlayabiliyor. Bu size avantaj veya dezavantaj olarak gelebiliyor. Köyler yağmalanıyor, üretim düşüyor. Üretim düşünce malların fiyatları artabiliyor gibi. Oyunda sürekli aslında aktif bir ticaret var. Yani oyunun bu aktif ticareti tabi benim için daha yeteri kadar dengeli mi derseniz ben şu anda değil derim. Siz de kendi karakterinizle eğer ticaret kasmak istiyorsanız yanınıza birkaç tane atlı birlik mutlaka edinin. Yanınıza alın arkadaşlar. Ve bu Aseray ve kuzey tarafındaki at olan köylerden de ürün satın alıp değil katırlar ve yük develeri tarzında atları yanınıza ekleyin sevgili kardeşlerim. Yanınızda ne kadar çok atlı olursa taşıma kapasiteniz o kadar çok artacaktır. Bu arada sevgili dostlarım atlı birlikleri ve özel birlikleri kalelerin köylerinden alabilirsiniz. Yani genelde şehirlerin köylerine gittiğinizde veya şehirlere gittiğinizde herhangi bir şekilde atlı birlik çıkaramazsınız. Ancak kalelerin köylerine gittiğinizde bu tarz atlı birlikler daha çok karşınıza çıkacaktır. Mesela Medene'nin Kidnar köyüne gidelim. Şimdi Aseray'a gelme sebebim de zaten bu noktada hurma. Oyunda hurma genelde Aseray tarafında yetişiyor. Bakın gördüğünüz üzere bir sürü özel birlik aldım. Ve bunlar atlı olduğu için benim de hızımı etkileyecektir. Burada para da ödedik, aldık. Şimdi ürün satın al dediğimizde hurmaların hepsini çekeyim. Hatta şu yemekleri de çekeyim. Üzerimizde bir miktar hurma olsun. Aynı şekilde başka hurma satan Medeni köy var. Medeni köyüne gidelim. Oradan da bir çeşit mal alalım. Köyler genelde üretim yaptıkları için buralarda daha ucuz olabiliyor. Ama bir şehrin etrafında 2-3 köy aynı üretimi yapıyorsa o mal şehirde de daha ucuz olabiliyor sevgili kardeşlerim. O konuda da sizlere bilgi vermeden geçmeyeyim. Yukarıda gördüğünüz üzere bir taşımada limitimiz var. Ne kadar üzerimizde yük beygiri, katır veya birlik kapasitemiz olursa o kadar fazla yük kapasitemiz oluyor. 39 dinardan 57 tane şu anda üzerimizde hurma var. Bunu böyle yeşil görmenizin sebebi o ticaretin ilk perkini falan açtığınızda bu özellik size direkt geliyor. Yani siz bu malı uyguna aldınız kardeşim. 39 güzel fiyat al baba. Bunu biz nereye satacağız? Bu malın kırmızı olduğu noktalara. Ya ticaret kervan söylentilerine bakacağız. Şehirleri gezip bu söylentilere tek tek bakabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar etraftan direkt yekten düşüneceksiniz abi. Burada hurma var nerede yok. Hurmanın olmadığı yere gideyim. Ben birazcık hurma satayım diye düşünebilirsiniz. Tabi bu arada yine köylerden ürün satın al deyip binek atı, katır, yük devesi gibi şeyleri de çekmeyi unutmayın. Bunlardan ne kadar alırsanız o kadar fazla olur. Ha fazla
da aldığınız zaman bu sefer sürü debuff'ı yemeye başlayacaksınız. O noktada da kendinize asker almanız gerekiyor. Asker aldığınızda asker sayınız at sayınızla hemen hemen eşit olduğunda sürü debuff'ınızın kaybolduğunu görebilirsiniz ve birlik hızınızın da artmış olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da altın bilgiler aslında sizlere verebileceğim. Siz de bu bilgilerle beraber kendinizde bir yandan kervancılık yaparak bir yandan da oyundaki kervanlarınızı hızlı bir şekilde oyunun erken aşamasında level kasabilirsiniz. Bu hurmayı biz nereye götürüp satabiliriz? Şöyle bir durdurup baktığımızda hurmanın özellikle olmadığı bölgeler. Mesela buralarda ben hiç hurma murma göremiyorum abi. Epikotra'ya getirip bunu satalım bakalım. Bize ne kadar para kazandıracak, ne olacak, ne bitecek. Hatta gitmeden Ortisia'ya bir uğrayalım. Şimdi Ortisia'da genelde hurma oluyor arkadaşlar. Ona rağmen 59'a burada satabildiğimizi görüyoruz. Çünkü Ortisia tam Aseray'ın çıkışında olduğu için buradan geçen kervanlar Ortisia'ya çoğunlukla uğruyorlar sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla biz biraz daha uzaklara gidelim. Mesela Rotea'ya bir bakalım. Orada kaç paraymış. Bizim buradaki amacımız en yüksek hurmayı bulup satmak. Jalmaris'te ne kadarmış mesela? Jalmaris'e baktığımızda bakın burada daha fazla hurma varmış. 43'e düştü buralarda mesela. Daha düşük karımız. O yüzden ne yapıyoruz? Satmıyoruz abi. Rotea'ya geliyoruz. Burada ticaret dediğimizde hurmanın 73'e çıktığını gördük. Bir de arkadaşlar mesela bunun hepsini böyle sattığınızda 3700 alırsınız. Fakat siz bu hurmaları satmaya başladıkça gördüğünüz üzere hurmanın fiyatı düşüyor arkadaşlar. Yani ne kadar çok mal verdikçe o kadar arz talep meselesinden fiyat düşüyor. Bütün ürünleri de tek bir yere satmaya çalışmayın arkadaşlar. Biraz daha kuzeye gidelim. Yani hurma sıcak yerlerin, sıcak iklimlerin ürünü olduğunu düşünürsek oyunun kuzey bölgelerine gittiğimizde de soğuk iklime gitmiş olacağız ve dolayısıyla buralarda bu ürünleri bulma seviyemiz azalacak. Varşek'te mesela ne kadarmış bakıyoruz. 81'e çıktı arkadaşlar. Yine burada 60'a kadar sattım bir miktar daha. Ve ticaret becerimde bir yandan hızlı bir şekilde arttığını gördüm. Burada tıkır tıkır artıyor babacığım. Burayı artık fullleyebilirim. Bir yandan izciliğimi fullleyeyim. Bir yandan da biniciliğimi fullleyeyim. Bu çünkü yetenekleri fullediğimde özellikle taktik yeteneğimi de bana daha fazla hız verecektir ilk etapta. Büyük yatırımcı perki babacığım. En önemli perklerimizden bir tanesi. Sahip olduğun kazançlı her kervan sana günde bir nam kazandırır. Karakterinizden gelip bunu açtığınızda artık günlük namınız akacak arkadaşlar. Şu anda 65 namımız var. 4 tane de kervanımız var. Bakalım bu bize nasıl bir etki gösterecek. Bunu hep beraber gözlemleyelim. Günler bir geçsin. Evet gördüğünüz üzere direkt hiçbir şey yapmadan 81 nama çıktık. Yani bu şekilde arkadaşlar bu perki karakterinizden açtığınız vakit hızlı bir şekilde kervanlarınız sayesinde klan seviyesini kasabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece oturup bekleseniz bile her gün nam seviyeniz inanılmaz derecede artıyor. Günde 4 nam gerçekten çok önemli bir nam. Özellikle siz mesela turnuvaları gezerken veya ticaret için sağa sola gidip vakit kaybederken savaşmadan bile klan seviyenizi hızlı bir şekilde arttırmanızı sağlıyor. Bakın birazdan zaten klan seviyesi de arttıracağız. Monçuk da bize paralı askerlik sözleşmesi. Hop 2'ye yükseldik gördüğünüz üzere bakın. Klan seviyemiz direkt 2'ye çıktı. E klan seviyemiz artınca ne oldu? Yoldaşlarımız 4'te 5 oldu. Mesela bir yoldaş da alıp onu da eğer kervancı yaparsanız arkadaşlar bu sefer namınız 5-5 gelecek ki bu çok önemli. Hatta ben size bunu daha önce de özellikle turnuvalarda bahsetmiştim. Turnuvaları kazandığımızda bize günde bir nam veriyor. Bu bizim için çok önemli falan demiştim. Ancak inanın ki turnuva falan hikaye 4 tane 5 tane kervan yapın oyunun early'sinde. Hem paranın içinden geçin hem de namın içinden geçin arkadaşlar. Bakın geçer geçmez 207 nama çıktık. Yani oyunun namına koyduk diyebiliriz. Evet arkadaşlar 300 yaptığımızı düşünelim. Burada nereden gideceksiniz? Vermeniz gereken yetenekler. Toptancı ile başladık. Kervan başına gittik. Seyahat söylentileri dedik. Burası çok önemli değil. Büyük yatırımcı kesinlikle veriyorsun. İkincisi tarife gelirine %10 artış. Atölye üretimini %25. Atölyeler şu an bozuk arkadaşlar. Dolayısıyla atölye muhabbetine girmiyorum. Siz de girmemenizi tavsiye ediyorum. Tarife gelirine %10 artış diyorum. İkinciye geçiyoruz. Kervanlarınız yok edildiğinde size 5000 altın geri verir. Bakın bu önemli arkadaşlar. Bunu seçebilirsiniz ve erzak alış fiyatı cezası %25 azalır. Yani bu ne demek? 100 birimi alacağınız bir malı 75 birimi alacaksınız ve atıyorum 125 birime satacaksınız. Dolayısıyla bizim karlılığımızı arttıracaktır. Sigorta planlarını seçiyoruz. Aynı şekilde buradan gidiyoruz. Ambar muhasebecisi. Erzak ürünlerinin satış fiyat cezasını %20. Abi erzak ürünlerinin cezası kalmadı neredeyse yani. Bu kadar olmaz. Eşyalar için takas cezası %50 azalt. Bakın. Burada eşyalar için takas dediği aslında bizim lordlarla konuştuğumuzdaki olacak muhabbet. Dolayısıyla bunu seçerseniz çok daha iyi takas cezasından kurtulmuş olup daha karlı işler yapabileceksiniz. Burada arkadaşlar faize gidebilirsiniz. Aranızda bazıları abi bu haram diyebilir. Faiz değil katılım payı olarak düşünün diyormuş. Yüzde paranızın %0.1 olan faiz alabiliyorsunuz. Faiz çok önemli mi bilmiyorum ama köylülerle daha iyi ticaret anlaşmaları yapıyorlarsa bence bu daha etkili olacaktır.
buradan ilerleyebilirsin. Küçük grupları klanınıza almak %20 daha ucuza gelir dediği de, yani klana birilerini çekerken almanız falan filan daha okey olabilir. Ama bir kentin tutarı 10.000 altınlık geçen ticari mal satın alımlarında tüccarlarla artı bir ilişki. Bu noktada hangisi, yani ikisi de çok böyle bir aman aman değil. Ama en azından şunu seçelim. İlişkiler oyunda çünkü çok çok önemli. Şimdi en önemli perk arkadaşlar, ticaretin zaten baba perki. Takas yaparken de artık yerleşke alıp verebilirsiniz. Şimdi bunu seçtiğimiz anda arkadaşlar artık bize yepyeni bir menü açılıyor. Evet arkadaşlar, bir toprak sahibiyle gidip konuştuğumuzda, selamünaleyküm reis dediğimizde, seninle bir bakalım ticaret yapalım dediğimizde, adamın elindeki toprağı artık an itibariyle burada tımarlar bölümünde görebiliyorsun. Buna pazarlık et dediğinizde, gördüğünüz üzere burayı bize satmak için 425k yetmez dedi. Bakalım kaç para isteyecek. O yüzden kendime birazcık para ekleyeceğim. Bakalım kaç para isteyecek. Konuşmak istediğim bir şey var. Kaç para kardeşim bir kale? 318K'ye bize bir kale sattı. Eyvallah dediğimizde arkadaşlar artık an itibariyle kendimize ait bir kalemiz oldu. Ve bu paranın içindeki askerler de geliyor sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Şöyle garnizonu yönet dediğinizde 39 asker varmış. Olsun, canımız sağ olsun. Ama kalemiz oldu. Ve krallık kurmadığınız için de kimse size saldırmayacak sevgili dostlar. Mesela başka kimler var buradan toprak alabileceğimiz? Penton. Lukon ölmüş, Penton'a geçmiş ha. Bu arada bir krallığa katılacaksanız, kralın ölmesini bekliyorsanız mutlaka kuzeye katılın. Çünkü Lukon yaşlı olduğu için hemen ölüyor. Reis selamünaleyküm, ben peşin satan. Konuşmak istediğim bir şey var. İkimize de fayda sağlayacak. Şu Sanepo'yu sal bakayım kaç para. Abi 723 bin. 7 milyon 230 bine vermedi ve Resos kalesini istedi abi. Bir dakika. Parası neyse vereceğiz ya. Tamam. Sanepo'yu çıkart abi. 2 kale. Kaç para istiyorsun? 2 kaleyi 3,5 milyona verdi. Ver baba. Ver baba, kale iyidir. Köyümüz olsun. Bir de şehir alacağım ama ya. Reis selamünaleyküm, ben parayı toparladım. Ya tabii bununla biraz önce ticaret yaptığımız için bir daha yapamıyoruz. Lanet olsun ya, pislik herif. Kimle konuşalım? Ostikon. Bak, Diatma ile Argaron, Asikron, Krios yakınlarında görünmüş. Krios neresi lan? Askrion'la konuşalım. Selamünaleyküm kardeş. Ben peşin satan. Bir seninle bir konuşalım. Bana şu Diatma'yı sal bakayım kaç para? 23 milyon. Okey. 2.3 milyon. Bu gayet uygun. Argaron'u da ver, ikisi birden. Bir indirim yapsan. Hadi kaleyi de ver. Hepsini aldık arkadaşlar. Adı itibariyle. Gördüğünüz üzere bu bölgeyi bir tane bile kılıç sallamadan cayır cayır aldık arkadaşlar. Buralara sadece vali getirip koymamız gerekiyor. Bu şehirler A'dan Z'ye bizim oldu sevgili kardeşlerim. Sadakatte biraz sıkıntı yaşıyoruz tabii, imparatorluk olmadığımız için. Krallık da kurmadık. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar, tabii ki bu şehirleri alacaksınız ama yönetmeniz biraz zorlaşabilir. Siz de bu şekilde ticaret perki kasarak hayvan gibi para kazanabilirsiniz Bannerlord'da arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Özellikle bence kervancıların en büyük avantajı da size bedavadan nam getiriyor olması. Dolayısıyla oyunda 2 seviye olduktan sonra 4 tane kervan kurup bu yeteneğinizi de açtıktan sonra oyunun ilerleyişini oldukça hızlandırabilirsiniz. Sizlere kesinlikle tavsiyem bu yönde olur. Kervanlarla ilgili de dedi göstermiş olduğum perklere özen gösterin. Karakterleri seçerken bu yönde seçin ve kesinlikle krallık kurmayın veya bir krallığa katılmayın. Katılırsanız kervanlarınızı düzenli olarak keseceklerdir. Sizler de Bannerlord'da parayı bulmak istiyorsanız, bu rehberi beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Daha fazla rehber bekliyorsanız aşağıda yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bay skekeler.